Herkese merhabalar. Uzun zamandır yapmak istediğim yazılımcılara kitap tavsiyeleri serisinin ilk kısmına hoş geldiniz. Bu ilk kısımda arkadaşlar tanıtmak istediğim kitap Google'da çalışacak kadar akıllı mısınız kitabı. Kitabın yazarı William Poundstone. Kitabın içeriğinde arkadaşlar temel olarak özellikle 2000'li yılların başında Google gibi üst düzey firmalarda, Silikon Vadisi'nde bulunan üst düzey firmalarda sorulan aldatıcı mülakat sorularına nasıl yaklaşmanız gerektiğine dair bir kılavuz oluşturuyor sizlere. Kitap NTV yayınlarından basılmış. En son basımı Eylül 2014 yılına ait. Kitabın içerisinde arkadaşlar genellikle 10 kısımdan oluşturulmuş. Birinci kısımda aşırı seçici bir şirkette işe alınmanız için sahip olmanız gereken özelliklerden bahsetmiş size. İkinci kısımda insan kaynakları tarihi veya mülakat sorumlularının aldatıcı yöntemlere başvurulma sebeplerinden bahsedilmiş. Üçüncü kısımda Google nasıl kendisine başvuran 130 kişiden sadece birini işe alıyor diye bir başlık altında size açıklamalar sunmuş. Dördüncü kısımda arkadaşlar, büyük ekonomik durgunluk tuhaf mülakat sorularını nasıl yaygınlaştırdığına dair bir kısım mevcut. Beşinci kısımda arkadaşlar mühendis ve mühendis gibi düşünmenin yollarından bahsetmiş. Özellikle bir problemi çözerken işlere basit bir şekilde yaklaşmanın önemine vurgulanmış burada. Altıncı kısımda mülakat sorumlusunun gizli gündemini deşifre etmek. Yani aldatıcı mülakat sorularına yönelik saha kılavuzundan bahsetmiş sizlere. Yedinci kısımda arkadaşlar artık günümüzde de çokça Silikon Vadisi'nde birçok şirkette yapılan beyaz tahta uygulamasından bahsedilmiş. Özellikle iş görüşmesinin belirli bir adımında sizden bir problemi görsel olarak beyaz tahta üzerinde çizilmesini isterler. Bu nedenle arkadaşlar görsel çözümleme sanatının ne kadar zorluğundan ve bu tarz sorularda nasıl yaklaşım sergilemeniz gerektiğine dair bir kısım belirtilmiş burada da. 8. kısımda herhangi bir şey hakkında 60 saniyede veya daha kısa bir sürede tahminde bulunmak. Bununla ilgili herhangi bir bilginiz olmayabilir, herhangi bir konuyla ilgili. Fakat 60 saniye veya daha kısa bir süre içerisinde bununla ilgili nasıl tahminde bulunabilirsiniz? Size bu tarz sorularda nasıl yaklaşımda bulunmanız gerektiğine dair bir kısım belirtilmiş burada da. 9. kısımda arkadaşlar siz olsanız nasıl yapardınız şeklinde başlayan sorulara nasıl cevap vermeniz gerektiğine dair bir kısım belirtilmiş. Ve 10. son kısımda da aklınıza hiçbir şey gelmiyorsa ne yapabilirsiniz? Özellikle çok meşhur 2000'li yılların başında sorulmuş olan çok meşhur bir soru olan başınızı nasıl tartarsınız şeklinde sorulara aklınıza herhangi bir şey gelmiyorsa nasıl yaklaşımda bulunmalısınız? Bunun için 10. kısımda da bundan bahsedilmiş. Kitabı için arkadaşlar genel olarak Google birkaç sene önce bu tarz aldatıcı soruları sormayı bıraktığını açıkladı. Bu yüzden artık kitap güncelliğini bir şekilde en azından mülakat sorusu olarak kaybettiğini düşünüyorum. Fakat burada kitaptaki sorular arkadaşlar size farklı şekilde düşünmeyi sağladığı için benim gerçekten okurken çok eğlendiğim bir kitap oldu. Size de kesinlikle tavsiye ederim. İş mülakatlarında sorulmasa bile farklı şekilde nasıl yaklaşabilirsiniz bu tarz sorulara? Kitap gerçekten size bunu çok iyi öğretiyor. Peki arkadaşlar benim bu kitapla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki kitap tavsiyesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.